beraberiz. Risk değerlendirmesi konusuna devam ediyoruz. Ee, yine e, hani takılmayayım diyorum ama bazen de takılıyorum arkadaşlar ya. Hani şu tahtayı karalamayın e, şeyimize rağmen. Karalanıyor. Niyedir bilmem yani. E, merak mı ediyor arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Onu da anlamıyorum yani. Peki. <laughs> Derslerin video kaydını alıyor, alıyoruz arkadaşlar. Bunları dediğim gibi Serkan Bey düzenledikten sonra yine Serkan Bey'in oluşturduğu bir YouTube kanalı var. Orada ne yapacağız? Bunları yayınlayacağız sizler için arkadaşlar. Peki, burada sorumuzu cevaplamış olduk diyoruz arkadaşlar. Yine bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Risk değerlendirmesiyle ilgili olarak arkadaşlar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra yazılı hale getirilmesi gerekiyor. Bu yazılı hale getirilirken de yine yönetmelik bizden şunu istiyor. Diyor ki hazırladığınız risk değer değerlendirmesi dokümanında asgari şu bilgilerin ne yapması yer alması gerekir diyor. Birkaç kez bu da soru olarak yönlendirildi. Risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken bilgiler şeklinde. İşte burada şıklarda iş yerinin ünvanı adresi ve işveren adı, kullanılan makineler ve özellikleri, özel risk grubunda yer alan çalışanlar, kullanılan malzemeler ve özellikleri, işbirliği yapılan diğer iş yerinin bilgileri şeklinde ne yapılmış cevap şıkları verilmiş. Peki yönetmeliğe baktığımızda bir risk değerlendirmesi yazılı hale getirirken Hangi bilgiler bulunması gerekir diye e, baktığımızda şunları görüyoruz. Bir, iş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adının ne yapması olması gerekiyor. Yine gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların bakanlıkça verilmiş belge bilgilerinin dökümanda olması gerekiyor. Ve yine e, bunların haricinde arkadaşlar risk değerlendirmesinin gerçekleştirildiği tarih ve geçerlik tarihi. Geçerlik tarihi için şunu söyledik. Evet bazı şartlar oluşursa yenilenmesi gerekiyor. Ama bunlar olmasa bile 2-4-6 yılda bir ne yapılması güncellenmesi gerekiyor dedik. İşte yaptığınız tarih tehlike sınıfına göre ne yapacaksınız? Bir de geçerlik tarihi belirleyeceksiniz. 2-4-6 şeklinde. Yine Risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adının olması gerekiyor. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler, tespit edilen riskler ve yine risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler hakkında da yine ne yapılması bilgi verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Risk değerlendirmesi dökümanı içerisinde. Yine dökümanda tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçlarının ne yapması olması gerekiyor. Yine dökümanda düzeltici önleyici kontrol tedbirleri, bunların gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesinin ne yapması dökümanda olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Peki bu şekilde hazırlandıktan sonra bu bilgilerin içinde yer aldığı şekilde hazırlandıktan sonra arkadaşlar risk değerlendirmesi dökümanının sayfaları numaralandırılarak gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp son sayfasının ne yapılması imzalanması gerekiyor ve iş yerinde saklanması gerekiyor. Ve yine bazı iş yerlerinde risk değerlendirmesi binlerce sayfada olabileceği için arkadaşlar şöyle denmiş. Risk değerlendirmesi dökümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir denmiş arkadaşlar. Yine yönetmelik buna da ne yapıyor? Müsaade veriyor diyelim. Peki o zaman cevap şıklarına baktığımızda asgari bilgilerden biridir şeklinde bir soru. Lütfen bu şeye de dikkat edelim. Asgari denmiş burada. Ona göre ne yapmamız? Cevap vermemiz gerekiyor. İş yerinin ünvanı adresi ve işverenin adı ne yapılmış? Yönetmelikte tanımlanmış olması gerekir denmiş. Diğerleriyle ilgili yönetmelikte herhangi bir tanımlama nedir? Söz konusu değildir diyoruz arkadaşlar. Peki tanımlar ee, çokça soruldu. Ee, daha öncesi sınavlarda e, risk değerlendirmesiyle ilgili ee, yönetmelikte e, altı tane yanılmıyorsam tanımlama var, tanım var. O tanımlarda da bize e, birçok sınavda soru olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ilk tanımımız şu. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Tehlike sorulduğunda bize potansiyel kelimesini aramamız yeterli olacak arkadaşlar. Yani tehlikenin tanımı soruluyorsa bu tanım içerisinde bir potansiyel ifadesinin ne yapması geçmesi gerekiyor. Bir yerlerde duruyor. İşte harekete geçtiğinde o risk dediğimiz olay ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Şimdi o tanımları da şöyle bir vereyim. Kabul edilebilir risk seviyesi. Bizim risk değerlendirmesinde ulaşmak istediğimiz hedef arkadaşlar. Yani tespit ettiğimiz riski biz ne yapacağız? Kabul edilebilir risk seviyesine indireceğiz. Peki bu ölçü nerede? Bunu nereden alacağız? Evet, analizde bir yöntem kullanacağız. Kullandığımız her analiz yönteminin arkadaşlar bir nesi var? Kabul edilebilir risk seviyesi tanımlaması var. Ona göre ne yapacağız? Bir değerlendirme yapacağız diyoruz. Kabul edilebilir risk seviyesi yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp ve yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi. Önlemenin tanımı var. O da şöyle tanımlanmış. İş yerinde yürütü, yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü bize ne yapıyor? Tanımlıyor arkadaşlar. Kabul edilebilir risk seviyesi. Sonra Diğer bir tanımımız ramak kala olay. İş yerinde meydana gelen, çalışan iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay. Bu da e, şöyle bir soru olarak gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi bir ramak kala olaydır şeklinde bir soru birkaç sınavda soru olarak geldi. Nedir? İşte diyor ki biz ramak kala olay kayıtlarını topluyoruz. Bir bildirimde şöyle denmiş. İşte şurada enjeksiyon pres makinesinin yanından geçerken birden ayağım kaydı. Tam düşüyordum makineye tutundum düşmek. İşte bu bizim için nedir? Bir ramak kala olaydır diyoruz arkadaşlar. Sonra riskin tanımı bize ne yapılmış sorulmuş. Şimdi riskin tanımında da arkadaşlar şu iki kavramı arayacağız. Şimdi risk analizinde kullandığımız yöntemlerde Riskin büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan temel bir formül var. O da şu. Risk eşittir olasılık çarpı şiddet formülü. Şimdi o yüzden de bize bir riskle ilgili tanım sorulduğunda arayacağımız ifadeler bir o tanımın olasılıktan bir de şiddetten ne yapması bahsetmesi gerekiyor. O zaman yönetmelikteki tanım aynen şöyle verilmiş. Denmiş ki tehlikeden kaynaklanacak kayıp yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali demiş. O zaman bu neyin tanımıdır? Riskin tanımıdır diyoruz. Diğer bir tanımımız risk değerlendirmesi. Diyoruz ki iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi, ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar. Son olarak bize sorulan tehlike tanımı. Diyor ki, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak ne yapılmış, tanımlanmış diyoruz arkadaşlar. Demek ki bize soruda yer alan tanım, tehlikenin tanımı olarak ne yapılıyor, veriliyor diyelim arkadaşlar. Peki. İş sağlığı güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi aşamalarından biri değildir şeklinde bir soru. Şimdi aşamaları birazdan vereceğim. Bazen arkadaşlar yine soru tipi olarak aşamalar karışık olarak verilip bizden sıralamamız ne yapılabilir istenebilir diyoruz arkadaşlar. Böyle bir soru tipi de yine fazlaca ne yapılıyor kullanılıyor. Tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analizi, risk değerlendirmesinin yenilenmesi, risk değerlendirme ekibinin oluşturulması, dokümantasyon. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin aşamalarından biri değildir şeklinde bir soru. Peki ne yapıyoruz? Yine hemen yönetmeliğe bakıyoruz. Aşamalar nasıl tanımlanmış? Bir, tüm iş yerleri için tasarım ve kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokumentasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek ne yapılır gerçekleştirilir diyoruz. Hemen sorumuza döndüğümüzde arkadaşlar. Evet, risk değerlendirmesi ekibinin oluşturulması risk değerlendirmesi öncesinde yapılması gereken bir çalışmadır diyoruz arkadaşlar. Bunu da burada ne yapmış olduk ifade etmiş olduk. Bir noktayı şimdi hemen ekip deyince e, aklıma geldi. Şöyle bir soru gelirse. Az önce neyi verdik? Risk değerlendirmesi ekibinde kimler yaraları verdik? Peki şöyle bir soru. Diyor ki risk değerlendirmesi ekibinin koordinasyonu kimin tarafından sağlanır şeklinde bir soru. Sorulmadı sorulabilir. Onun cevabı da şu. Risk değerlendirmesi ekibinin koordinasyonu ya işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak arkadaşlar. Ya da işveren veya işveren vekilinin risk değerlendirmesi ekibi içerisinden görevlendirdiği bir kişi tarafından ne yapacak? Sağlanacaktır diyoruz. Onu da burada yeri gelmişken ne yapalım? ifade etmiş olalım diyoruz arkadaşlar. Yine bir tanım. Az önce verdik bu tanımları. Orada da şöyle diyor. Bir iş yerinde meydana gelen çalışan iş yeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder şeklinde bir soru. Burada da cevabımız Ramakkala olay ne yapması olması gerekiyor diyoruz. Şimdi risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre arkadaşlar risklerin belirlenmesi ve analizi ile ilgili aşağıdakilerden Hangisi yanlıştır şeklinde bir soru. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Madde madde giderek çözeceğim. Yani hangisi doğru, hangisi yanlış onu belirterek bir çözüm yapacağım. Şimdi A şıkkında ne demiş? Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği belirlenir. Doğru mu? Evet, doğru. Bunu yapacağız. Toplanan bilgi ve veriler ışığında riskler işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, iş yerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve iş yerinin kısıtları gibi faktörler dikkate alınarak analiz edilir. Şimdi bu da doğru ama burada size bir açıklama yapmak istiyorum. Buradan bir soru çıkarmak istiyorum. Diyoruz ki şimdi Üçüncü aşama, yani risklerin analizi aşamasına geldiğimizde bir yöntem seçmemiz gerekiyor. Çünkü onlarca yöntem var. Analizde kullanabileceğimiz onlarca yöntem var. Az önce de ifade ettim. Dedim ki temel olarak ikiye ayrılıyor. Kantitatif yöntemler, kalitatif yöntemler olmak üzere. İşte biz hangi yöntemi seçeceğiz? İşte burada da şöyle bir kriter var arkadaşlar. Sorulursa risk değerlendirmesi, e, analiz yöntemi seçilirken, hangi kriterler göz önünde bulundurulur şeklinde bir soru gelirse o zaman cevabımız şu olacak. İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, iş yerindeki tehlike ve risklerin nitelikleri ve iş yerinin kısıtları gibi faktörler dikkate alınır diyoruz. Risk analiz yöntemi seçilirken. Sonra devam ediyor bu şey. O da E-Band'inde verilmiş. Diyor ki risklerin analiz edilmesinde bu kriterlerin yanında diyor veya yani bu ya bu kriterleri dikkat alın veya ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerde ne yapılabilir kullanılabilir diyor. Demek ki bu kriterleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bazen iş yerinin faaliyet konusu arkadaşlar risk analiz yönteminin seçilmesinde ne yapıyor etkili oluyor. Mesela yine literatüre baktığımızda Diyor ki eğer diyor siz kimya sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikaysanız bir işletmeyseniz hazop yöntemini kullanmanız gerekir diyor. Yani tutup da siz böyle bir tesiste beşe 5 matris yöntemi Fankine yöntemi veya FMA yöntemiyle bir analiz ne yapamazsınız yapamazsınız diyor. Peki devam ediyoruz. Analizin ayrı yanlışı arıyoruz. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimine bakılmaksızın bölümler ayrı ayrı ele alınarak analiz sonuçlandırılırdı. Şimdi olayın mantığına baktığımızda bu ifade nedir? Yanlıştır. Evet, analizi ayrı ayrı bölümler halinde gerçekleştirebiliriz. Ama ayrı ayrı gerçekleştirirken bölümlerin birbiriyle olan etkileşiminin ne yapılması çok çok öncelikli olarak dikkate alınması gerekir diyoruz arkadaşlar. Peki C'de verilen husus yanlıştır. Peki doğru olan D maddesine bakalım. Analiz edilen riskler kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir diyoruz. Demek ki burada da C şıkkında verilen husus nedir arkadaşlar? Yanlıştır diyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Şimdiye kadar sorulmadı. Soru gelirse analiz yöntemini belirlenirken hangi kriterler dikkate alınır diye sorulursa lütfen bu slaytta yer alan bilgileri ne yapalım? Göz önünde bulunduralım diyorum. Peki devam edelim yeni bir soru açalım. İş yerlerinde iş sağlığı güvenliği açısından risklerin tamamen bertaraf edilmesi bu mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için bir, tehlike ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikelinin tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi, 3. risklerle kaynağında mücadele edilmesi adımları hangi sırayla uygulanır dermiş arkadaşlar. Şimdi bu sıralama burada şöyle söyleyelim, doğru olarak verilmiş. Evet, bertaraf etmek birinci önceliğimiz. Bertaraf edemiyorsak tehlike ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikelinin tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi ve risklerden kayna risklerle kaynağında mücadele ilkesini bu sırayla ne yapmamız uygulamamız gerekiyor. Peki bu nerede yer alıyor diye baktığımızda arkadaşlar burada yeni bir şeyden bahsedeceğim adımda. Şimdi az önce neyi verdik? risk değerlendirmesinin adımlarını, aşamalarını verdi. Bir de arkadaşlar yönetmelikte risk kontrol adımları tanımlanmış. Bu da bize soru olarak gelebilir. Sorulmadı, sorulabilir diyorum. Peki risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. Kaç adım? Dört adımımız var arkadaşlar. Bir, planlama. Diyoruz ki analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getiren risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır diyoruz arkadaşlar. İki, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması aşaması. Riskin tamamen bertaraf edilmesi. Bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır diyoruz. Ve hemen adımlara bakıyoruz. Tehlike ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikelinin tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi, yani ikame dedik, bir diğeri de isterle ile kaynağında ne yapılması, mücadele edilmesi gerekir diyoruz. Peki, üçüncü risk kontrol adımımız risk kontrol tedbirlerinin uygulanması. Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da iş yeri bölümü, ee, sorumlu kişi ya da iş yeri bölümü, başlama ve bitiş tarihleriyle benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır ve bu planlar işveren tarafından ne yapılır? Uygulamaya konulur diyoruz. Uygulamaların izlenmesi. Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksiyon yönler tespit edilerek gerekli düzeltici, önleyici işlemler ne yapılır? Tamamlanır diyoruz arkadaşlar. Burada da dört aşamalı bir neyimiz var? Çalışmamız var diyoruz. Dolayısıyla burada soruda doğru olarak ne yapılmış verilmiş. 1, 2, 3 şeklinde olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Peki aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir risk seviyesini tanımlar şeklinde bir soru. Burayı da hemen hızlı geçiyorum. B şıkkında verilen tanım yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp ve yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi kabul edilebilir risk seviyesi olarak ne yapılır? Tanımlanır diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey yapacağım. E, kalan süremiz içerisinde e, risk analiz metotlarından bahsedeceğim. E, oradan da yine bize ne yapabilir? Soru gelebilir. Şimdiye kadar aktardıklarım, arkadaşlar sizlere aktardıklarım nedir? E, yönetmelikte yer alan hususlar. Şimdi biraz nereden bahsedeceğim? Literatürden bahsedeceğim arkadaşlar. Literatürde yer alan analiz yöntemlerinden bahsedeceğim. Hemen o konuyla ilgili e, notlarımı açayım size arkadaşlar. E, notlarımı açayım bir saniye. Evet şuradaydı. Evet. <laughs> size yansıdı tamam. Şimdi dediğimiz gibi risk analiz yöntemleri temelde ikiye ayrılıyor. Ba literatürde bazı kaynaklarda arkadaşlar üçlü bir ayrımı da görebilirsiniz. Ee, yani kantitatif, kalitatif ve karma yöntemler diye adlandırılıyor ama genelde literatürde yer alan şey ikili ayrım, kantitatif ve kalitatif yöntem olmak üzere. Şimdi kantitatif risk analizi dediğimizde arkadaşlar bu yöntem adından da anlaşılacağı üzere riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Kantitatif risk analizinde tehdidin olma ihtimali, tehdidin etkisi gibi arkadaşlar veya riskin olasılığıyla riskin şiddeti gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip riskin değeri ne yapılır? bulunur diyoruz. Kantitatif risk analizinde. Şimdi kantitatif risk analizinde riskin büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan temel formül arkadaşlar risk eşittir olasılık çarpı şiddet. Evet, bazı yöntemler riskin büyüklüğünü hesaplarken bu klasik formülü kullanır. Ama bazı yöntemlerde de arkadaşlar buraya bir üçüncü parametre daha ne yapar? Dahil olur diyoruz. Mesela L tipi 5'e 5, e 5 matris yönteminde bu formül kullanılırken Fankine yöntemine geçtiğimizde arkadaşlar Fankine yönteminde üçüncü bir parametre daha ne yapar? Riskin büyüklüğünün hesaplanmasında devreye girer diyoruz arkadaşlar. Birazdan iki parametreyle hesaplama yapan matris yöntemi ve üç parametreyle hesaplama yapan Fankine yönteminden ne yapacağım? Sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Peki Kalitatif risk analizinde arkadaşlar riske hesaplarken ve ifade ederken nümerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi, var yok gibi, uygun uygun değil gibi tanımlayıcı değerler kullanılır. Ve yine arkadaşlar kalitatif analiz olayların potansiyel etkilerini ve derecesini ve bunların ortaya çıkma ihtimallerini kelimelerden oluşan, skalalar üzerinden ne yapar? Analiz eder diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi sizlere neyi vereceğim? En bilindik olan kalitatif ve kantitatif yöntemler hangisidir? Onları size ne yapacağım? Aktaracağım. Peki o zaman şöyle diyorum. Son sınavın sorusu şöyle geldi. Zannedersem iş yeri hekimlerine sorulmuş bir soruydu. Gayet hani ders notlarımızda olan bir konu. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif bir risk analiz yöntemidir şeklinde bir soruydu. Son sınavın sorusu arkadaşlar bu. Peki önce kalitatif risk analiz yöntemlerinden bahsediyoruz. Olursa ne olur analizi? Ön tehlike analizi metodu. Tehlike işletilebilme çalışması analizi az önce bahsettiğim hazop, kimya endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Neden sonuç analizi, checklist kullanılarak birinci risk analizi, güvenlik denetimi gibi yöntemler kalitatif yöntemler olarak ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Peki bir de en çok kullanılan daha bunların haricinde birçok yöntem var arkadaşlar. Kantitatif yöntemler nelerdir diye baktığımızda evet Fankiney analiz metodu, Jory Day analiz metodu ve yine FMA olarak adlandırdığımız bir analiz yöntemi var ki bu da kendi arasında dörde ayrılıyor. Tasarım FMA, Proses FMA, Sistem FMA ve Hizmet FMA olmak üzere arkadaşlar. Bir de risk değerlendirme karar matrisi var. Bu da yine kendi arasında üç e ayrılıyor. 3'e 3 matris yöntemi, L tipi diğer bir adıyla 5'e 5 matris yöntemi. Bir de arkadaşlar X tipi matris yöntemi ne yapıyor? Bulunuyor arkadaşlar. Şimdi... Az önce bir noktadan bahsettim size. Dedim ki analiz yöntemi belirlenirken bir takım kriterler dikkate alınır dedik. Orada bir husus daha vardı. Yani bir husus derken bu kriterlerin içerisinde bir husus vardı. Neydi? İş yerinin kısıtları dikkate alınarak dedi. Bu neyi ifade ediyor bize diye baktığımızda hemen buradan bir örnek verelim. Bakarsın, bakarsınız böyle bir soru gelir. Şimdi arkadaşlar. X tipi matris yöntemi diyor ki eğer diyor benimle risk analizi yapmak istiyorsan elinde diyor en az geriye dönük 5 yıllık iş kazası verilerinin ne yapması olması gerekir diyor. Diyor ki eğer bu veriler yoksa beni ne yapamazsın kullanamazsınız diyor. İşte bu bizim için eğer iş yerimizde bu bilgiler tutulmadıysa arkadaşlar bu bizim için nedir? Analiz yöntemini belirlemede ...bir kısıttır diyoruz arkadaşlar. Peki, şimdi ne yapalım? Bunlardan iki tane... ...kantitatif yöntemden bahsedelim. Bir de kalitatif yöntemden bahsedelim diyorum arkadaşlar. İlk yöntemimiz matris yöntemi. Çok küçük işletmelerde... ...çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Ve şöyle söyleyeyim... ...birçok metodun da temelini ne yapar, oluşturur diyoruz. Matris yöntemi. E, ve matris yönteminde... ...arkadaşlar... Ee, riskin büyüklüğünün hesaplanmasında o klasik formül kullanılır. Yani risk eşittir olasılık çarpı şiddet formülüyle ne yapılır? Bir hesaplama yapılır diyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Evet matris metodunun üç tane tablosu var. Bir olasılıkla ilgili tablosu var. İki şiddetle ilgili tablosu var. Üç değerlendirme tablosu var. O zaman ne yapacağız? Her riskimiz için bu yönteme göre bir olasılık değeri belirleyeceğiz. Bir şiddet değeri belirleyeceğiz. Sonra hesaplamayı yapacağız. Çıkan sonucu da matris yönteminin değerlendirme tablosu üzerinden ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Peki matris yönteminin şiddetle ilgili tablosuna baktığımızda arkadaşlar diyoruz ki eğer risk gerçekleştiğinde birden çok ölüm meydana gelmesi durumu söz konusuysa o zaman diyoruz ki bu riske şiddet değeri olarak 5 değerini vereceğiz. Yani nasıl bir olay? İşte elinizde bir buhar kazanı patlaması meydana geliyor. Birden fazla insanın ne yapması? Yaralanması, zarar görmesi durumu söz konusu. Ölümü söz konusu. Eğer risk gerçekleştiğinde ölüm, bir ölüm, ciddi yaralanma veya meslek hastalığı gelme durumu söz konusuysa o zaman dört değerini veriyoruz. Eğer risk gerçekleştiğinde iş günü kaybı oluşturan hafif yaralanma ve aynı zamanda iş yeri dışında bir sağlık hizmeti sunucusuna gidilmesini gerektiren bir durum ortaya çıkacaksa o zaman o riskimiz için 3 değerini veriyoruz. Eğer risk gerçekleştiğinde iş günü kaybı oluşturan ancak iş yerindeki ilk yardım imkanlarıyla müdahale edilebilecek bir durum söz konusuysa iki değerini veriyoruz. İş günü kaybı olmayan İlk yardım gerektiren bir durumla karşılaşacaksak o zaman da bu risk için ne yapıyoruz? Şiddet değeri olarak bir değerini veriyoruz. Peki sonra ikinci tablomuz olasılıkla ilgili tablo. Diyoruz ki işin yapıldığı sürece eğer o risk karşımıza çıkıyorsa arkadaşlar o zaman diyoruz ki bu çok yüksek olasılık 5 değerini veriyoruz. Ne gibi? Yüksekte bir çalışma yapıyorsunuz yüksekte çalışmada almanız gereken bir takım önlemler var ve bunların hiçbirini almamışsınız. Peki orada çalışan işçinin oradan düşme olasılığı nedir arkadaşlar? İşin yapıldığı süreç. Veya bir makineniz üzerinde güvenlik önlemleri alınmamış. Orada bir risk var. Efendim, antibiyotik i̇şte. onu takayım. Peki, bir ses yine bizi e, off etti. Peki, bir makineniz var, operasyon noktasında güvenlik önlemleri ne yapılmamış alınmamış. Nedir oradaki riskin olasılığı? Evet, o kişi o makineyle çalıştığı sürece nedir? O riskle karşı karşıya kalma durumu söz konusudur diyoruz. Eğer her gün ortaya çıkan bir riskse ise dört, haftada bir ortaya çıkan bir risk ise üç, ayda bir ortaya çıkan bir risk ise iki, yılda bir ortaya çıkan bir riskse de arkadaşlar ne yapıyoruz? bir değerini veriyoruz bu durumda. Peki sonra her riskimiz için atamaları yapıp hesaplamaları yapıp sonuçta nedir? Matris yöntemi. 1 ile 5 arasında değer verdiğimiz için risklerimizin değeri ne olacaktır arkadaşlar? 1 ile 25 arasında değer alacaktır. 1 ile 25 arasında. O zaman hangi değeri aldığında nasıl bir aksiyon göstermemiz gerekiyor? 1. Diyoruz ki eğer 15 ile 25 arasında puan aldıysa arkadaşlar bu riskimiz bu diyoruz ki kabul edilemez bir risktir. Bu risklerle ilgili hemen çalışma başlatılması gerekir diyoruz. Oldukça önemli. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Bu seviye arkadaşlar bu seviyenin içerisinde eee yer alan değerli bazı riskler için şunu talep etmemiz gerekir işverenden. Dememiz gerekir ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. eee evet sayın işveren bu riskle ilişkin önlemler alınana kadar çalışmaya ara vermende fayda var ve çalışmaya ara vererek bu önlemleri derhal yerine getirmen gerekir dememiz gereken seviyeyi tanımlıyor. Peki eğer 8 ile 12 arasında değer aldıysa bu bizim için dikkate değer risktir ve bu riskler içinde mümkün olduğu kadar çabuk müdahale ne yapılması edilmesi gerekir diyoruz. Peki matris yönteminin kabul edilebilir risk seviyesi nasıl tanımlanmış? Eğer riskiniz 1 ile 6 arasında değer alıyorsa bu sizin için nedir? Kabul edilebilir risktir. Acil tedbir alınması ne yapmayabilir? Gerekmeyebilir diyoruz arkadaşlar. Peki sonra ikinci yöntemimize geçelim. Pankine yöntemi. Şimdi bu yöntemde 3 parametreli hesap yapılıyor dedik. Şimdi değişmez parametrelerimiz Olasılık ve şiddet. Burada da var. İlave olan, ilave olan parametre frekans. Şimdi frekanstan kastımız da şu. Bu yöntemde. Evet bir riskin ortaya çıkma olasılığı var. Bir de iki, üçüncü bir faktör olarak çalışanın o riskle karşılaşma olasılığı da ne yapılmış? Ayrıca değerlendirilmiş. Fankine yönteminde. Evet yine ihtimal var. Yine şiddet var. Bir de Frekans kavramı ne yapıyor? Devreye giriyor. Riskin büyüklüğü hesaplanırken. O zaman her riskimiz için Pankine yönteminde 3 tablodan ne yapacağız? Atama yapacağız. Evet çok kuvvetli bir ihtimalse riskin ortaya çıkması o zaman 10 değerini veriyoruz. Kuvvetle muhtemelse 6. Nadir fakat olabilirse 3. Oldukça düşük ihtimalse 1. Zayıf ihtimalse 0.5. E, pratik olarak imkansızsa da arkadaşlar 0.2 değerini veriyoruz. Peki ikinci skalamız frekans. Yani çalışanın o riskle karşılaşma olasılığı. Sürekli ya da saatte birden fazlaysa 10, günde bir ya da birden fazlaysa 6, haftada bir ya da birkaç kese 3, ayda bir ya da birkaç kese 2, yılda bir ya da birkaç kese 1, yılda bir ya da daha azsa 0.5 değerini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Peki sonra üçüncü tablomuz. Yani şiddet tablosu. Diyoruz ki risk gerçekleştiğinde birden çok ölüm olayı yaşayabileceksek 100 değerini veriyoruz. Bir kişinin ölümü tam mağluliyeti gibi bir durum söz konusuysa 40. Sakatlık uzuv kaybı gibi bir durum ortaya çıkacaksa 15. dış tedavi gerektiren ve iş günü kaybı oluşturacak bir durumsa 7 düşük iş kaybı, küçük hasar ilk yardımla halledilebilecek bir durumsa 3, hafif zararsız veya önemsiz bir durumla karşılaşacaksak da bir değerini ne yapıyoruz veriyoruz. Peki yine her riskimiz için bu çalışmaları yaptıktan sonra hesaplarımızı şöyle bir tablodan ne yapıyoruz değerlendiriyoruz sonuçlarımızı. Evet sorulursa birkaç sınavda yine soruldu. Mesela matris yönteminin kabul edilebilir risk seviyesi nedir? Ne dedik? 1 ile 6. Peki, Fankine'yi sorarlarsa? Fankine'ydi arkadaşlar. Fankine'nin kabul edilebilir risk seviyesi. Eğer riskiniz 20'den daha az bir değer aldıysa arkadaşlar, bu bir nedir? Kabul edilebilir risk seviyesidir Fankine için. 20 ile 70 arasında değer aldığında e, kesin risk eylem planına alınması gerekir. 70 ile 200 arasında değer aldıysa, dikkatle izlenmesi ve yıllık eylem planına alınarak giderilmesi gerekir diyoruz. 200 ile 400 arasında değer aldıysa kısa vadeli eylem planlanarak derhal giderilmesi gerekir. Eğer 400'den daha yüksek bir puan aldıysa işte o nokta çalışmaya ara verilerek derhal tedbirlerin alınması gereken noktayı ne yapar? Bize tanımlar diyoruz arkadaşlar. Peki bir tane de e, ne yapalım? Eee kalitatif bir yöntem. Aslında çok yerde kullanılan bir yöntem. Ne diyelim işte bir uçak kalkmadan önce yer personelinin elindeki bir liste üzerinden bir takım noktaları kontrol etmesi, evet, kalitatif bir risk analizidir. Veya pilotun uçağı havalandırmadan önce elindeki listeden uçaktaki bir takım noktaları kontrol etmesi yine nedir arkadaşlar? Kalitatif bir risk yöntemidir diyoruz. Evet, kontrol listeleri, checklist metodu birincil risk analizi ki biz bu yöntemi Yine o tehlikelerin belirlenmesi aşamasında da ne yapıyoruz? Kullanıyoruz çoğu zaman. Çek listelerindeki özel sorularla analizi yapılan tesin eksikleri belirlenir. Bir önlemler kataloğu ile de yapılması gereken düzeltmeler önerilir diyoruz. Tabii burada da en önemli nokta arkadaşlar. Hani şunu hep söyledik. Risk değerlendirmesinde tehlikeyi öngöremediyseniz veya tehlikeden kaynaklanan riski öngöremediğinizde sonuçlarını bir iş kazası, bir meslek hastalığı veya ramak olay meydana geldiğinde görürsünüz ki bazen iş işten geçmiş olur. Burada da bu yöntemde de arkadaşlar kontrol noktalarının çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. İşte o noktada da arkadaşlar soru listelerinin uzun deneyimlere dayalı veya deneyimli uzmanlar tarafından ne yapılması hazırlanması gerekir diyoruz arkadaşlar. Peki Şöyle de bir şablon var. İşte ne diyor? Tehlikeli alan yeterince tanımlanmış, sınırlanmış mı? Yok, yetersiz, uygun şeklinde cevapçıkları var. Eğer yok veya yetersiz diye cevap verdiyseniz bir önlemler kataloğundan, düşünceler kısmına ne yapılması gerektiğini ne yapıyorsunuz aktarıyorsunuz diyelim arkadaşlar. Peki bugünkü programımızı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben hemen bana bir iki dakika müsaade, bir kaç saniye müsaade edin. Şöyle bir şeye bakacağım arkadaşlar. Programa bakacağım. Evet, evet, evet. Ha şuradan bakayım. pardon. kamp. Şimdi normalde programımız nasıl? Allah Allah. Burada şey yapmamış. Pardon, pardon, pardon. Bir iki dakika müsaade edin arkadaşlar bana ya. Tamam. Şimdi 20 Kasım'da dediğimiz gibi ortak iş sağlığı güvenliği konuları dedik. 21 Kasım'da da ortak iş sağlığı güvenliği konuları dedik. Şimdi 27 Kasım'da 9.30 ile 14.45 yine 28 Kasım'da 9.30 ile 14.45 arasında ne var? Sağlık konularıyla ilgili diğer hocalarımızın e, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerine aktaracakları var hani şunu söyleyeyim, iş güvenliği uzmanları da girebilir mi? Elbette girebilir. Onlar da yani o konulara şöyle bir bakabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Faydası da olur diye düşünüyorum. Şimdi bugün için bir şey söylemiyorum. O gün programınız 14.45'te bitiyor. İki gün. Benim programıma bakacağım. 14.45'ten sonra arkadaşlar yine iki gruba da ortak olacak konulardan bir bazılarını buraya ne yapabilirim alabilirim. Ama size haber vereceğim. 14.45'ten sonraki bir saatte şöyle bir iki saatte de ben ders yapabilirim sizlerle. Tamam. Mı? Öyle bir planım var. Sonra yine 4 ile 5 Aralık'ta yine beraber bu dersleri ne yapacağız? Tamamlayacağız diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, dün ben böyle biraz adayla, acele notları gönderdim size soruları. Biraz da yorgundum aslında bir iki noktada e, notlarda şeyler var. Yani cevaplanmamış sorular falan var. Onları düzelteceğim. Aynı zamanda e, şöyle yapacağım. E, bugün anlattığım risk ile ilgili kısmı da ilave edeceğim. Onları birleştirip en kısa sürede arkadaşlar sizlere ne yapacağım? Ulaştıracağım. Onda herhangi bir telaşınız ne yapmasın? Olmasın diyorum. Hatta hatta e, hani şöyle söyleyeyim benim şeyim e, söyleyin ulaşmazsa da bana ne yapabilirsiniz e, arayabilirsiniz diyorum arkadaşlar. İş güvenli uzmanlarıyla haftaya ders yapacağız arkadaşlar yapacağız. Sizler onu bekleyin oldu mu? Haftaya iş güvenliği uzmanlarıyla da ders yapacağım ben. Tamam mı? E, onu söyleyeyim arkadaşlar. Peki e, şöyle bir geriye doğru bir bakayım arkadaşlar. Ne demiş bir arkadaşımız? Son açtığınız slaytı ve vereceğim onu göndereceğim. Haftaya ders yapacağız. Hocam YouTube'lara nasıl ulaşabiliriz? Onu Serkan Bey'den kanal alın arkadaşlar. Kanaldan oradan öğrenebilirsiniz. Ee, tekrarlar ne zaman yayınlanır? İşte biraz editlemesi e, Serkan Bey tarafından yapılıyor. E, biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Ben hemen Serkan Bey'e göndereceğim. Onlar ne yapacak? Size e, ulaştıracak. 64. sayfa demişim arkadaşlar. Sonra ona bir bakalım. Ee, arkadaşlar YouTube kanalından bakılacak. YouTube risklerimi tekrar edebilir misiniz? Evet, risk değerlendirmesinin aşamaları şöyle. Ee, ne dedik? Tasarım ve kuruluş aşamasından başlamak üzere arkadaşlar. Ee, tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi arkadaşlar, kontrol önlemlerine karar verilmesi, dökümantasyon. Ee, ve sonrasında son aşamada gerektiğinde yenilenmesi ve güncellenmesi şeklinde risk değerlendirmesinin aşamalarını ne yapabiliriz sizlere aktarabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. En sonda arkadaşlarımızın yazdıklarında bir şeyler var mı? <laughs> ee, YouTube kanalını sizlere ulaştıracağız. Ee, Slaytları göndereceğim arkadaşlar. Onu da telaş etmeyin. Dün biraz alelacele gönderdim. O yüzden biraz üzüldüm arkadaşlar. Ee, cevaplanmamış sorular falan varmış. Bana bir müsaade edin. Ee, yarın e, öğleye kadar boşum. Ee, yani daha doğrusu dersim yok arkadaşlar. Ee, o aşamada ne yapacağım biliyor musunuz? Şunları düzenli hep size ulaştıracağım. Ee, evet hafta içi akşamda test çözebiliriz. Hafta içi akşam test çözme işini arkadaşlar... Ee, sınavın son haftasına bırakıyorum. Yani... O şeyde e, son hafta cumartesi pazar ders yapacağız benimle beraber. Sonra o haftanın akşamlarında da soru çözümü yapacağız oldu mu? Onu öyle planlıyorum. Son hafta e, bunu yapacağım. Haftaya DSP'ler için var mı? Evet. Haftaya DSP'lerin mutlaka ne yapması? Katılması gerekiyor diyorum arkadaşlar. Sağlıkla ilgili konular ne yapacak? Yer alacak. Mutlaka e, notları bir çözüm bulacağım arkadaşlar notların diye. Face'te de paylaşacağım. Başka yönden de kurumla görüşüp onda e, sınavda diğer personelin soruları ayrım olacak. Konular ortak, farklı sorular. Yani orada herhangi bir şey yok. Haftaki soru çözümde olabilir. Onu son hafta yapacağım arkadaşlar. E, ben temin ettireceğim size arkadaşlar. Sıkıntı yok. Notlar mutlaka size ulaşacak arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir bakıyorum. Evet, ya yani mutlaka yapacağımız çalışmalardan arkadaşlar e, sizlere haber gelecek. 27-28 Kasım'da uzmanlar için ders ol. Evet, 27-28 Kasım'da uzmanlar için ders ol olmadığını en az size 2-3 gün öncesinden ne yapacağız? Ulaştıracağız diyoruz arkadaşlar. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. E, çünkü bizim de hekimler şimdi o günlerde şey yapacaklar. Kendi konularıyla ilgili ders yapacaklar. E, bizim de özel konularımız var. iş güvenliği uzmanlarına ilişkin. Onları da ne yapacağız? Halledeceğiz diyoruz arkadaşlar. Peki. Evet. Hocam kitap da okumaya çalışıyoruz ama kamp dersleri sınav için yeterliyse kamp derslerine odaklarım. Vakit bulunursanız e, arkadaşlar. Ee, yine kitaptan da okuyun oldu mu? Yani vakit bulabilirsiniz ama şöyle e, işler zaten yoğun arkadaşlar. Hani bunlara şey olmuyor, vakit olmayabiliyor. E, şöyle söyleyeyim, kampları da düzgün dinlerseniz e, 50 almayız da arkadaşlar, 35 de geçeriz sınav olmaz mı? 35 bizim için yetiyor hocam diyorsanız olabilir oldu mu? E, 35'e razı oluruz yani. Ama ben şöyle de şeyim var arkadaşlar. Eee Evet sınavı geçmek önemli ama eh, bize de bazen hocam işte iş yeri hekimlerinde birinci oldum, iş güvenliği uzmanlığında ikinci oldum, DSP'de birinci oldum diye bir mesaj geldiğinde de arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim mesela iş yeri hekimliğin sınavında veya diğer sınavda arkadaşlar şey oluyor söyleyin arkadaşlar genelde o ilk dereceleri yapan arkadaşlar da hep bizim eğitim kurumumuzdan eğitim alan e, arkadaşlar oluyor. Soru sayılarını şimdi nasıl vereyim hemen? E, notlarıma bakmam lazım. Oradan vereceğim. Tamam. E, çok güzel. olur gerçekleşti tabii. İnşallah geçeceğiz ya problem yok. Tamam. Geçmememiz için bir sebep yok. Bakın önümüzde bir iki hafta daha var arkadaşlar. Bu haftaları Lütfen boş geçirmeyelim. Tamam Sadece kamp çalışmalarına değil, vakti olan arkadaşlarımız e, çalışsınlar. Şöyle, e, ha hocam bir gün DSP, bir gün iş yeri iş o. Hayır, iki günde DSP'leri ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu DSP arkadaşlar dersten kaçmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Hayır, DSP'ler önümüzdeki hafta ne yapacaklar? Mutlaka e, şey yapacaklar, e, söyleyin. Ee, derslere girecekler. Serkan Uçar bana mail adresi atmışsınız. Ee, şöyle istersen bana e, Whatsapp'tan yazsanıza. Ee, çünkü buradan şimdi bir daha bir daha yapmayın. Telefonuma bakınca anlarım. 505 507 30 12 demiştim telefon numaram. Bana oradan de ki hocam ders notları göndereceksiniz de. Oradan göndereyim size. Oldu mu? Whatsapp kullanıyorsunuzdur herhalde. Herkese gitmedi. Eren'e gitti sadece bak eren değil herkese gitmesi lazımdı. Şöyle yeniden yazıyorum. 505 507 30 12. Niye olmadı bu arkadaşlar? 505 507 30 12. Gönderdim. Peki ders notu ulaşmayanlar bak ders notu göndereceğim zaman ulaşmadığı zaman bana yazsın arkadaşlar. Peki hepinize iyi akşamlar arkadaşlar haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum ee, Hoşça kalın sağlıkla kalın arkadaşlar en önemlisi sağlık Peki iyi akşamlar görüşmek üzere